Hoş geldiniz. Peki, hazırladığınız bir şeyi dinleyelim önce. Bize Ya sunmak ben çok istediğiniz. heyecanlıyım. Acaba notlarımdan yardım alabilir miyim? Doğrudur. Tabii ki, tabii ki. Sözleri İşte görmek anlamına unutabilirim, o geliyor. yüzden Tamam, olur. Tabii. kusura Zaten bakmayın. biz ona bakmıyoruz. Yani sesinizin genişliğine, yöreselliğe, onlara bakıyoruz. Başlıyorum. Buyurun. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım, kal melul melul, kal melul melul, keremet aklımdan çıkarma beni, alma gözyaşını, sil Yeterli, yeterli. Teşekkür melul melul. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Sağ olun, ayağınıza Ayağınıza sağlık. sağlık. Geçmiş olsun. Şöyle alayım hemen. Şöyle alayım. Kameraya doğru bakalım nasıl geçti. Vallahi heyecanlıydı. Yani heyecandan sesiniz gidip geldi mi? Yok, titreme olmadı ama heyecanlıydı yani. Bayağı heyecanlıydım. Beğendi mi jüri peki? Beğendi mi bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Peki ümitli misiniz? Turu geçebilecek misiniz? Vallahi ümitliyim diyebilirim. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk efendim. İstanbul Akra'dan katılıyorum. Müzikle 10 seneden beri uğraşıyorum. Ne güzel. Doğan Demir yönetiminde bağlama kursu alıyorum. Buradan sevgilerimi iletiyorum Doğan Hoca'ya. Doğan iyi bir arkadaşımızdır. Evet, aynen öyle yani. Çok iyi bir arkadaşımız. Hazırladığınız bir şey var mı bize? Evet, Tunceli yöresine ait. Hozadut'un önünde vurdular beni. İçinde vurdular beni. Türkü seslendirici. Güzel, güzel bir kırık havadır. Evet. Buyurun dinleyelim bakalım. Hozat'ın içinde vurdular beni. Hozat'ın içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Yansın Ozat yansın, yansın kül olsun. Ozat'ın gençleri adımı ansın. Yansın Ozat yansın, yansın kül olsun. Ozat'ın gençleri adımı ansın. Yeterli, yeterli Şenelciğim. Ağzına sağlık. Sen nerelisin? Ordu Fatsalıyım ben. Ordu Fatsalı. Evet. Ordu Peki Fatsalı. Yörenden bir şey yok muydu? Onu bir şey yapsın. Bir kubre söylerim tabii ki de. Ne okuyacaksın? Divane aşk gibi dolaşırım çöllerde. Peki. Oku bakalım. Divane aşık gibi de dolaşırım çöllerde. Divane aşık gibi de dolaşırım çöllerde. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Yeterli, yeterli Şenelciğim. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir şey var mı? Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Sağlık. Şenelciğim. Oldu, sağ olun. Yani yöresi olmasına rağmen yine yöresel bir şey yok, bir tavır yok. Ozat'ı güzel okudu ama. Sesi Ozat'ı iyi. Beğendim. Yani bir Burgutlu Oğuz. Bunu da bir şey, 40 veririz yani ben. İşaret değil. Nasıl geçti? Heyecanlandınız mı? Biraz heyecanlandım ama iyi geçti. Gayet güzel geçti. İnşallah kazanacağımı umuyorum. Yani turu geçecek misiniz? İnşallah geçeceğim işte. Yani inşallah kazanırım diyorum. Yani hak edenler de kazansın. Ben de kazanayım. Yani, böyle yani. Ben ayrıca selam iletmek istiyorum. İletebilirim değil mi? Tabii tabii. Kardeşim Raşit, Hüseyin yani yanımda bulunan Doğan hocama ve Yılmaz abime ve tüm Ordu Faslı'ya sevgiler saygılar sunuyorum ben. Size teşekkür ediyoruz, bol şans.
Hülya Erik. Nereden katılıyorsun Hülya'cığım? İstanbul Sancaktepe. Ne okuyacaksın bize güzelim? Bu Devran. Güler Duman'dan. Duman'dan. Eğitim alıyor musun müzikle ilgili? Evet. Çalışmaların var mı? Ne yapıyorsun? Daha önce ses yarışmalarına katıldım ve ikinci seçiliyordum her zaman. Ve müzik yeteneğim var. Bağlama çalıyorum ve nota bilgim de var. Aferin. Kaça gidiyorsun? Ben lise mezunuyum. Güzel. Konservatuvara hazırlık yapıyorum. Öyle mi? Çok evet. Güzel. Nereyi düşünüyorsun? Daha yeni Adana'dan geldik ve burayı düşünüyorum herhalde, İstanbul. İyi, hadi bakalım. Güzel. Dinleyelim o zaman Hülya'cığım. Gülen dam, gülen dam, avşar gelini, kınalar belemiş kardan elini. Bir daha göreydim melek yüzünü, devrana devrana, bak bu devrana. Bu devran, bu devran, zalim bu devran, taşımaz yükümü bir garip kervan. Harap etti beni, eyledi veyran. Teşekkür ederiz. Güzel. Çok güzel. Ağzına başka? Sağlam. Bir Adana türküsü var mı repertuarda? Ya da aslen Adanalı mısın? Aslen Siirtliyim. Adana'da doğdum, büyüdüm. Ama Siirt'i hiç görmedim. Benim gibisin. Ben de Siirtliyim, ben de görmedim Siirt'i. Çok güzel bir yer aslında. Evet. Başka bir tane daha okusun ama. Dinleyelim bence Hülya'yı. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hayınsın oy oy, zalımsın oy oy. Ne deyim oy oy oy. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Oy oy, hayınsın oy oy, zalımsın oy oy. Ne deyim oy oy oy. Çok sağ olun. Uzunava var mı? Var. Hülya? Var. Bir de bir uzunava dinleyelim bakalım. Yalnız böyle bu ses tonu biraz sana dik geliyor. Dik okuma şeyi var, hevesi var galiba. Bir de çok heyecanlıyım. Aslında çok rahat okuyorum bu sesle. Çok heyecanlıyım. Yani sanki bir ton daha aşağıdan okusan daha rahat okuyacaksın gibi bir izlenim bıraktım evet, bizde. Haklısınız ya, bilmiyorum. Peki dinleyin bakalım uzun hava. Nereden okuyacaksın uzun daha havayı? Daha çok türkü okuyorum ama uzun hava bir tane okuyabilirim. Bir dinleyelim bakalım Hülya. Aman seni seven de sevme. Bilmemiş, çok ağlamıştı anam, gözyaşını silmemiş, silmemiş. Güzel. Teşekkürler. Güzel. Güzel. Bunu hazırlandın mı yoksa bir kere duydum da oradan aldım falan mı yani? Çok az dinledim. Kimden dinledin? Sevda. Sevda. Sabah Takiraz'dan dinleyeceğimi biliyorum ama fırsatım olmadı. Yani evet. Büyük üstadları çok örnek alıyorum ve onların yolunda ilerlemeye çalışıyorum. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Başka sorusu olan? Yok, başka teşekkürler. Sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. İnşallah önün açık olur. İnşallah, çok istiyorum. Çünkü türkü söylemeyi, bağlama çalmayı o kadar çok istiyorum ki. Ay canım. Sürekli hayallerim var benim. Biraz da şey oldu, değişiklik oldu. Adana'dan buraya geldik, bir türlü toparlayamadım okulumu. Öyle yani. Nerede oturuyorsun Hülya? Ben Sancaktepe'de oturuyorum. Daha önce Adana'da oturuyordum. Burada karşıda. Da burada mı? Karşıda Sancaktepe. Karşıda. Karşıda. Ha, evet. Tamam canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bence ses rengi falan güzel. Evet. Yani birazcık şey gibi. Daha ürkülen göre daha korktuğu için toplu. Şey ülke kokuyor. Daha... İşareti koyduğunun yanına. Tabii tabii. Değerlendirilebilir yani. Evet. Evet. Şeyi de okuma üslubu falan, bu mesela en son okuduğu uzun havada falan bir şeyler sıkıntı vaat ediyor.
Geçmiş olsun. Şöyle alayım hemen yanıma. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Beğendiklerini düşünüyorum. Ve ümitle bekliyorum. Heyecan yaptınız mı? Biraz vardı. Sesinize yansıdı mı bu heyecan? Pek yansımadı. İyi. Çok şükür. Jüri beğendi diyorsunuz yani. Evet, beğendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne hazırladık? Ne hazırladık? Emekçinin bir türküsünden okuyacağım. İsim? Dilim. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Evet. O zaman sizi dinliyoruz Yücel. Teşekkür ederim. Eyvah neler açtın başıma benim, başıma benim. Beni ellik ellik gezdiren dilim. Her zaman karıştın başıma benim, başıma benim. Sarılmış yarayı azdıran dilim. Kızıl güller açtın kozalarımda, kozalarımda. Fidanlar büyüttüm gözelerimde. Bana yoldaş oldun dizelerimde, dizelerimde. Adım emekçi yazdıran dilim. Ağzına sağlık, güzel. Başka bir türkü hazırladın mı? Ben başka bir türkü de seni duymak istiyorum. Deli gönül hangi dala konarsın ölem, konarsın. Deli gönül hangi dala konarsın ölem, konarsın. Benim tutunacak dalım mı kaldı ölem, dalım mı kaldı? Ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Yücel. Ses tonu da enteresan geldi. Dinlemek istedim. Evet. O yüzden bir... Kendinden böyle bir dokunu... Evet, o yüzden bir çünkü daha dinlemek istedim. Ama tarzı yakın, yani başka tarz okumda. Değil mi? Hı. İkisini. Hı. Aynı formda okudum. Geçmiş olsun. Şöyle kameraya doğru alayım. Nasıl geçti? Sağ olun. Güzeldi. Biraz heyecan var tabii doğal olarak. Daha biraz kızarmışsınız. Evet, bayağı kızardım. Genel olarak nasıl geçti? Ya iyi geçtiğini düşünüyorum ben. Kendim. Beğendi mi jüri? Vallahi o kadarını anlayamadım. Gözlerine baktım ama pek bir şey anlayamadım. Ama alabilirim yani, cici kız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Dilan okuyor musun? Evet. Nerede okuyorsun? Lisedeyim, lise 2. Soyadın da senin türkü gibi ya. Kırmızı giyelim. Peki Dilancığım, bize ne hazırladın? Şöyle güzel bir şey böyle oku bakalım şöyle bizi iştahlan. Gelmiş Bahar türküsünü söyleyeceğim. Nerenin bu türkü? Bilmiyorum aslında. Peki dinleyelim bakalım senden. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar, neyleyim? Dinleyin derdimi dağlar, söyleyim. O yardan bir haber verin, öleyim. Valla valla öleyim, billa billa. Peki, teşekkür ediyoruz. Daha önce hiç böyle türkü okudun mu bir yerlerde? Evet, okulda söylemiştim. He, okulda söylemiştim. Peki, sormak istediğim şeyler var mı? Yok, Sadık teşekkür hocam. Ederiz Dilan'a. Dilan, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ayağına teşekkür sağlık. Ederim. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Sağ ol. Çok istekli bir şeyler yapmak istiyor ama tabii ki herkesin bir kapasitesi heyecanlı var. Heyecanlı, bir de çok heyecanlı. Da heyecanlı oldu. Evet. Bir de hocam çıplak sesi okumaz. Evet evet, enstrüman olmadan. Evet, kesinlikle. Geçmiş olsun, gel böyle, nasıl geçti? İyi geçti. Heyecan yaptın mı? Çok heyecanlıydım ama söyledim. Kameraya doğru bir bakalım. Tamam. Şansını yüzde kaç görüyorsun? %80. Kesin çok iddialısın yani. Evet. Peki, bol şans, teşekkürler. Teşekkür ederim.
Hoş geldin. En küçük değil mi? En küçük yarışmacımız. Evet, şu an giren. Kaç yaşındasın? 15. Adın ne? Yücel. Yücel, kaça gidiyorsun? Lise 2. Lise 2'ye gidiyorsun. Evet. Müzikle nasıl ilgileniyorsun? Neler yapıyorsun müzikle ilgili? Bağlama kursuna gidiyorum. Okulda da müzik kulübüne bağlıyım. Oradaki çalışmalara katılıyorum. O zaman nota biliyorsun sen. Nota eğitimim var. Repriz de biliyorsun. Bilmiyor reprizi. Reprizi bilmiyor. Öğretmemişler tekrar. Ne okuyacaksın bize Yücel? Mehmet Balaban'dan Gül ki Güller Açsın. Al yanağımda. Okulda da okuyor musun sürekli? Evet. Söylüyorsun değil mi? Çalıp evet. mı söylüyorsun yoksa böyle mikrofonla mı tek başına mı söylüyorsun? Hani bazen 23 Nisan oluyor, 29 Ekim oluyor. Hani bayramlarda mikrofonla oluyor. Bazen. Veya çok doğru şey. Çıplak sesli oluyor. Değişim. Okuyorsun. Nerede oturuyorsun? İstanbul Bağcılar. Bağcılar'da oturuyorsun. O zaman dinleyelim. Teşekkürler. Hadi bakalım canım. Gül ki güller açsın al yanağında. Gül ki güller açsın al yanağında. Yanım sola dönük yatam sağında. Gül ki güller açsın al yanağında. Gül ki güller açsın al yanağında. Yanım sola dönük yatam sağında. Firdevsi yalada Gıziren bağında. Elde senin gibi yar olmaz olsun, yar olmaz olsun oy oy oy. Yıldaki bayram gözüme görün, yıldaki bayram gözüme görün. Hasretine katlanamam ölürüm, katlanamam ölürüm oy oy oy. Aferin. Bunu Saadet Hocam bir kırık havaya bağlasın mı? Tamam. Kırık hava türkü yani, bildiğimiz türkü. Saçımın ahına bakma sultanım. Saçımın ahına bakma sultanım. 18 yaşına girmiş gibiyim, girmiş gibiyim. Belki sizden 3-5 yaşım ama zincire vurulmuş aslan gibiyim. Sen küçüksün sevda, nedir bilmezsin. Şımartmışlar seni günah, hatır kırarsın, gönül yıkarsın. Seni sevdim desem yar yar, belki kızarsın. Ondandır karşında dilsiz gibiyim, dilsiz gibiyim. Peki güzel, bu kırık hava mıydı? Türkü. Daha önceki neydi canım? Uzun hava. Uzun hava. Ha, güzel. Mikrofona konuş, tamam mı? Tamam. Bizimle konuşurken. Peki nereliydin sen? Tokat. Tokatlısın. Güzel. Şimdi iki türküde de aynı tarz geldi bizim kulağımıza. Bir başka bir yöre, başka bir memleket bildiğin var mı? Yani ne bileyim, bir Karadeniz, bir Güneydoğu, bir Ege. Trakya, Ege. Hani benim memleketimin Tokat yöresinin türküsü tamam var. Hani ellik var. Anladık. Onu anladık. Değişik yörelerden bize oku bakalım. Değil mi? Yanlış başka mı? Hangi türküleri biliyorsun varsa sen? Varsa. Güzel. Hani Mustafa Küçük var. Nazlı büyüttüm. Hep şey. Ya form sen aynı. Dert mi yuttun çocuğum? Yalan sana. Nedir bu 15 yılında bu derdin? Mustafa Küçükler, Mehmet Balabanlar falan. Aho aho. Yani.
Bileyim seni. Var mı Ege? Ege okur musun? Ege okuyamam. Sesine... Zeybek gibi bir şeyler. Okuyamam. Sesime gitmiyor. Gitmiyor. Peki Karadeniz yukarılara çıkalım. Bilinçliyiz de. Peki hiç dinliyor musun? Dinler misin? Hani dinlerim de söyleme gelince olmuyor. Ha anladım. Hmm. Sen bir denesene bir biz duyalım. Ezbere bilmiyorum o yüzden. Bak. Daha doğrusu. Hmm, güzel. Ezbere bilmiyorum. Açık sözlü. Çok açık sözlü. Güzel. Okulda hiç öğretmeniniz bir türkü, bir şarkı öğretmedi mi size? Hani türkü şarkı derken öğretmedi. Hani hep kendi sesimize yetecek türküleri bize demişti. Anladım. Biz ona göre çalışmıştık. Anladım. Sen konservatuvar dersini bu kadar çalışmış. Evet. Tamam. Liseye gelince tabii ki. Tabii tabii. Tabii. Teşekkürler canım. Ayağına çok sağlık, teşekkürler. Güzel. Teşekkürler. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Haydi hoşça kal. Sağ olun. Hareketler şeydi, mimikleri falan böyle. Öpülürdü yani. Gitti. Sizden klip, küçüğüm falan. Kendi çapında klip ya. Çöldü yani. İki, sizin iki gözüm falan derken ben böyle. Ben yapamıyorum daha sen de öyle şey. İki gözüm falan. Öldürdü beni orada. Medeni cesareti çok iyi ya. İşte çok güzel, iyi, çok maşallah. Beğendim. Önce bir sıkıldı ama sonra açıldı birden. Gel kardeşim, geçmiş olsun. Nasıl, kameraya bak şöyle, nasıl geçti? Gayet güzel geçti. Yani tabii ki her ihtimale karşı heyecan büyüktü. Ama geçeceğime inanıyorum. Güzel, 15 yaşındasın. Evet. Bu dert ne peki? Dert hani benim küçükken hani hep türkülere özen, hani hep türkülerin üzerinden gittiğim için hani bugün de buraya türküler üzerinden çıktım. Hani türküleri seviyorum. Nedense türkülere bir hevesim var, aşkım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müzikle nasıl ilgileniyorsun? Aslında neler yapıyorsun? Küçüklüğümden kalan bir şey. Bir heveslenim çıkayım ne olursa olsun. Çalıyor musun? Bağlama çalıyor bağlama musun? Bağlama 40'ından sonra başladım. Biraz nasıl? Şey. İlerledi mi? Biraz fena değil. Ders alıyorsun ama değil mi? Ders bıraktım işlerimizden dolayı. Bırakıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben mobilyacıyım. Ustasın. Evet. Bize ne okuyacaksın? Dostum bahçesine bir hoyrat gelmiş. O zaman dinleyelim mi? Tamam. Hadi teşekkürler. Başlayayım. Dostum bahçesine yar yar bir hoyrat girmiş. Dostum bahçesine yar yar bir hoyrat girmiş. Korudur ey benli benli dilber korudur. Gülünü dererken dalını kırmış. Kurutur ey benli benli dilber kurutur. Canlar kurudur. Şu eyvana serilidir postumuz. Şu eyvana serilidir postumuz. Çok şükür Mevla'ya gördük dostumuz. Bir gün kara toprak örter üstümüz. Çürüdür ey benli benli dilber çürüdür. Canlar çürüdür. Bir gün kara toprak örter üstümüz. Kurut çürüdür ey can denli benli dilber çürüdür. Canlar çürüdür. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Size de başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Cemal. Geçmiş olsun. Abi şöyle kameraya doğru alalım. Nasıl geçti? İyi geçti sanıyorum. Biraz heyecanlıydın sanki. Ya sonlara doğru biraz heyecanlandım ama işte tabii ki yarışma yani zor oluyor. Umut var mı? Umut ya aslında gençler olsa daha iyi tabii de. İşte biz de bir deneyelim dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyoruz yarışmaya? İstanbul Esenyurt'tan. Esenyurt'tan geliyoruz. Hangi türküyü hazırladık? Ya da uzun hava mı hazırladık? Ne hazırladık? Rahmetli Kıvırcık Ali'den bir selam sal. Buyurun. Gün akşama döndü gülüm, bir selam sal sabah olsun. Gökte bulut yandı gülüm, bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun.
bir selam sal, yüzüm gülsün. Teşekkür ederiz Gülsün. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Şöyle kameraya bakalım. Nasıl geçti? Teşekkür ederim. İyi geçti. Biraz heyecan vardı tabii. Yani. Çok mu yaptık heyecan? Biraz oldu. Umut var mı peki? Umut? Bilemiyorum. O anki performansıma bağlı yani. Şansınız göreceğiz. Yüzde kaç? Yüzde vermeyeyim yani. Jürilerin kararına kalmış bir şey. Peki bol şans. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle tabii. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hazırladığınız bir şeyi bize icra eder misiniz? Evet. Buyurun. Ah aman ama en ama çayın ortasında ilgin adası aman 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 çayın ortasında da ilgin adası dağlar dayanmaz ama aman aman bana gelsin o güzelin kadası dağlar aman aman yollar aman aman ah aman aman ahtım vardı o güzeli almaya aman 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 ahtım vardı da o güzeli almaya dağlar dayanmaz aman 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 vermedi ki alın zalim babası dağlar aman aman yollar ama en ah aman ama en oy. Teşekkür ederim Leyla Hanım. Nerelisiniz? Tunceliyim. Tunceli. Peki bu okuduğunuz hangi yöreye ait, hangi ilimize ait biliyor musunuz? Yani büyük bir ihtimalle Anadolu olması gerekiyor ama açıkçası hiç araştırmadım, bakamadım. Anadolu tabii. Daha doğrusu çok bir zamanım olmadı, ben çalışıyorum aynı zamanda. Malatya. Hı-hı. Arguan, Arguan ağzı dediğimiz çok güzel bir okuma üslubu olan bir yöre şey uzunaması. Evet. Sabah Takkiraz'dan dinlemişsiniz bunu. Evet. Aslında daha güzel okuyabilirim ama yani burada çok heyecan oldu. Doğrudur. Nasıl farklı bir yer. Doğrudur. Yani sınav ama, neticesinde doğrudur. Evet. Evet, inanılmaz böyle kalbim çarpıyor ama aman ufak bir şey de okuyabilir miyim? Dediniz. Şimdi bunu da bir kırık havaya bağlayayım bakalım. Başka bir yöreden okusun. Başka bir yöreden bir kırık hava veya da başka bir yöreden uzun hava diyelim o zaman. Yöre yani, değişikliğini yani yöre biz... Yöre değişikliği olarak yani öyle hazırlamadım ama onun arkasından bir parça daha bağlarsam ya da halay şekli. Bir zeybek var mı bildiğiniz, dinlediğiniz zeybek Ege'den bir türkü? Ne bileyim bir Kütahya, İç Anadolu'dan. Karadeniz. Karadeniz'den yukarıdan şöyle Türkiye'yi... Yani inanın olur. Hani çalışsam söyleyebilirim. Hı-hı. Yani şu kulak çok sağlam bende açıkçası ama hı-hı, çalışmadım ne yalan söyleyeyim. Hı-hı. Yani bizim aradığımız kriterlerde birazcık o da var. Yani böyle çok geniş şey repertuara sahip olunması, bir de değişik yörelerde söylüyor olabilmesi falan. Evet. Tabii ki bunlar baz alınıyor. Ama yani yoksa tabii yapacağımız bir şey yok değil mi? Teşekkür ederiz o zaman, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Başka yörelerden, türkülerden İnşallah şey yanılırım. Tamam, bekleyeceğiz. Bakacağız. Ama yani bu şey seçmelerde daha bir geniş gözlem şeyi tutmak lazım. Yok öyle gelecekler. Yoktur, ben mi? De sadece hocam aynı şeyi düşünüyorum. Hı. Öyle gelecekler. Geçmiş olsun. Şöyle alayım. Nasıl geçti? Güzel geçti. Benim açımdan güzeldi. Çok zor bir parça seçtim tabii. Uzun hava seçmiştim. Ona rağmen güzeldi. Beğendiler. Heyecan yaptınız mı? Çok. Hala kalbim yani çarpıyor. Yüzünüz kızarmış zaten. Zaten normalde değil. Kızarırım hep genelde. Şansınız yüzde kaç? Şöyle kameraya bakarak söyler misiniz? Şansım %90. Çok iddialısınız. Güveniyorum. Evet, iddialıyım. Peki bol şans, teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne hazırladınız bize? Önce Nesimi'den bir türkü söyleyeceğim bir kıta. Arkasından bir türkü, mealli bir türkü bağlayacağım. Bir duyalım Nesimi. Tamam.
Ben melamet hırkasını kendim giydim elimle. Ben melamet hırkasını kendim giydim elimle. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne? Ah haydar haydar taşa çaldım kime ne? Turan Bey teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Bir tane daha okuyalım mı yoksa yeterli mi? Hadi çok istedin sen oku bir tane tamam. daha. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni. Beni, beni, beni kaldır, kaldır beni, kaldır beni. Beni dost. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sağ olun. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Şöyle kameraya doğru alalım. Nasıl geçti? Sağ olun. Çok güzel. Çok mu iyi geçti? Çok iyi, çok güzel. Şansınız kaç? Yüzde kaç görüyorsunuz? Şöyle kameraya bakalım. Vallahi şanslı değerlendirmesi yapmıyorum ama güzel yani. Fena değil. Jüri nasıl buldu sizi? Çok iyi dedi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ ol efendim. Bize ne hazırladınız? Hazırladığınız bir şeyi önce. Ben dedim uzun hava Mustafa Küçük'ten vereceğim. Yuvasız kuşlara. Daha sonra başka bir hareket yapayım aracım efendim. Güzel. Söyleyelim. Buyurun. Yuvasız kuşlara döndüm nazlı yar. Gurbetten gurbete uçar giderim. Öksüz kaldım gurbet evde kimsesiz. Her sorana derdim açar giderim. Sağlık. Peki bir de kırık hava dinleyelim. Ne ağlarsın benim zülfüm siyahı. Ne ağlarsın benim zülfüm siyahı. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler efendim. Geçmiş olsun şöyle alayım. Nasıl geçti? Kendimize göre iyi geçti yani. Elimize gelen şeyi kullandık, söyledik yani. Kendinize güveniniz tam yani. Tam ya, doğru. Yanımız tam. Jüri beğendi mi sizi? Kendim yok, yok. Artık taktı onları yani. Onlar nasıl? Taktı onları. Şansınız yüzde kaç görüyorsunuz? Ya %70 yani. Çok iddialısınız. Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi eseri okuyacaksınız bize? Neşet Ertaş'tan Cahildim Dünyanın Rengine Kandım. O zaman dinleyelim. Eyvallah. Teşekkürler. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım. Boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, ecelim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Çok teşekkürler. Kimden dinlediniz bu türküyü? Neşet Ertaş'tan da dinledim. Özcan Deniz'den de dinledim. İkisinden de dinledim. Çok... Deniz'den niye Özcan dinledi. Neşet Ertaş'tan dinlemişsin zaten. Daha ne yapacaksın Özcan Deniz'den?
Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Geçmiş olsun şöyle alayım. Nasıl geçti? Vallahi iyi geçtiğini düşünüyorum. Öyle hissediyorum daha doğrusuyla. Jüri beğendi yani sizi. Sanırım. Hani her şeyin hayırlısı diliyorum ama büyük olasılıkla oldu gibi. Şansınız yüzde kaç? Şöyle kameraya bakarak söyler misiniz? Yüzde olarak düşünmüyorum ama %80'lerde olduğunu düşünüyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nereden katılıyoruz? Mersin'den. Mersin'den mi geldiniz? Evet. Gerçekten mi? Hoş geldin. Hoş buldum. Ne hazırladın Mehmet bize? Türkü okuyacağım. Ne? Güzel bu ne sistem diye. Güzel bu ne sistem. Hangi yöreye ait bu? Elazığ mı? Elazığ sanırım, evet. Peki oku bakayım. Güzel güzel bu ne sistem, bazen gülsün bazen diken, bilmem ki hangisi çeken, ben bu derdi çekemiyorum. Güzel güzel bu ne sistem, bazen gülsün bazen diken, bilmem ki hangisi çeken, ben bu derdi çekemiyorum. Ağzına sağlık Mehmet, böldüm kusura bakma. Başka bir eser hazırladın mı bize? Mikrofona konuşur musun Mehmet'ciğim? İsterseniz bir tane de okuyabilirim. Onun ismi nedir? Al Mendil olabilir isterseniz. Al Mendil, başka var mı? Başka ne okuyabilirim? İşte mesela Beyaz Giyme, mesela Divane Aşık. Hani başka bölgelerden bildiğin böyle. Varsa yani şu anda aklıma gelmiyor. Yoksa zorlamıyorum. Mehmet söylüyor musun böyle hani mesela bir yerde çıkıp söylüyor musun, yani ders alıyor musun? Tanıdığım abilerim var sahne alan. Yanlarına çıkıp öyle söylüyorum bazen. Eğitim alıyor musun? Yok. Öyle bir çalışman yok değil mi? Yok. Hmm. Kendi kendime evin salonunda okuyorum. Teşekkür ederiz canım. Rica ederim. Çok sağ olasın. Nasıl geçti şöyle alayım ben? Çok iyiydi bence. Beğendin kendini? Yani. Jüri nasıl buldu seni? Jüri iyi buldu bence. Şansın yüzde kaç? Şöyle kameraya doğru bakarsın. Vallahi şansıma hiç güvenmiyorum. Şansa bırakırsam elenirim. Hoş geldin canım. Sevilay, müzikle ilgili neler yapıyorsun? Çalışmaların müzikle var. Müzikle ilgili ben çocukluktan beri çok aşırı derecede müziğe karşı, Türk halk müziğine karşı özellikle çok bir tutkunluğum var. Bunun yanı sıra yakın bir zaman içerisinde ASM esans kursunda eğitim alıyorsun. Eğitim aldım, bağlama eğitimi aldım. Onun dışında daha da öncesinde yine bir bağlama eğitimim oldu. Yarışmalara katılmak böyle çok istiyordum. Sesime de güvenerek geldim. Bize hangi türkü okuyacaksın? Ben bir kıta uzun hava okumak istiyorum. Onun peşinden eğer mümkünse bir kıta daha bir türkü kırk söylemek istiyorum. Onu bağlarsın o zaman. Uzun evet. Havanın bir kıta evet. Peşine kırık havaya bağla. Tamam. Tamam. Dinleyelim o zaman seni. Peki. Sakın dağlar gibi yüceğim deme. Zaman gelir etrafında ağır olur. Ol kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Gönüller kışın sonunda bir bahar olur. Vay felek. Hele ol kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Gönül her kışın sonunda bir bahar olur. Ah bir bahar olur. Hey erenler bir kamile danıştım. Her olana edep erkan hoşmuş. Kalırsa dünyada insanlık kalır. Kuru hayal fani dünya boşmuş, boşmuş, boşmuş yar.
Kuru hayal fani dünya, boşmuş, boşmuş, boşmuş ya. Sevilay güzel. Sevilay nerelisin? Şimdi... Ben Erzincanlıyım. Özür dileyerekten ben bir şey söylemeyi unuttum. Yaklaşık bir sene öncesine kadar da bir sene yakında bir Türkiye evinde sahne oldu. Ha, yapıyor, okuyorsun evet. Yani değil mi? Okuyorum. Şu anda devam ediyor musun? Yok, şu an evliyim bir senedir. Evlenince bıraktım. Bıraktın. Evet. Yani ama Erzincanlıyım, eşim Tokatlı. Hı hı, güzel. Peki sen sahne alıyorum dedin, repertuarın geniştir o zaman senin. Hemen hemen. Peki yani bize değişik bir tat bir koklat bakalım şöyle, ne bileyim işte. Bir bahçe duvarından açtım söyle. Hadi bakalım. Kırşehir. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım, öptüm sevdim helalleştim, öptüm sevdim helalleştim, yanıyorum 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 hele. Mail oldum Gonca Gül'e, acem şalı ince bele, acem şalı ince bele. Peki Sevilay, ağzına sağlık. Bize Bolu türküsü, mesela bir beyaz giyime toz olur gibi böyle var, öyle bir türkümüz var, güzel bir türkümüz. Onu bir dinleyelim bakalım. Evet. Hani değişik bir tat almak anlamında. Buyurun. Beyaz gibi toz olur, siyah gibi söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum den dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Haydi yavrum den dolaş yine bana gel. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok Karadeniz'den var mı? Efendim? Karadeniz'den böyle çok duyulan bir şey. Karadeniz türküsü. Yukarılara çıkalım birazcık. Attım da vuramadım hiç kurşun bir fidani, attım da vuramadım hiç kurşun bir fidani. Pencereden yukarı alma beni odana, alma beni odana. Pencereden yukarı alsam seni odama, alsam seni odama. Gece sabaha kadar öyle sana dur da dur, öyle sana dur da dur. Almayacağım seni. Öyle bekler Sevilay, durdu. Sevilay teşekkür ederiz. Sağ ol, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Biraz da hastayım. Ay yok yok güzel. Sesim peki, bu şekilde. Bağlamanla niye gelmedin? Bağlama... Bağlama çalıyorum evet. Belki biraz heyecanlanırım diye. Bir de bir süredir çok fazla yani bir iki aydır çok fazla elime alamadım. Tabii evlilik tabii, olunca tabii insan... Yavaşlama haline. Oluyor biraz da. Tabii. Hani biraz daha heyecanlandım. Zaten şu an biraz heyecanlandım. Alışkın olmama rağmen. Peki. Teşekkürler. Teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Şöyle kameraya bakalım. Teşekkür nasıl geçti? Ederim. Güzel geçti. Yani umduğumdan daha güzeldi. Heyecan yaptınız mı? Biraz oluyor tabii. Alışkın olmama rağmen heyecan vardı. Sizi biraz zorladılar sanki. Evet. Zorladılar ya. Hem uzun hava hem biraz türkü. Sonra Karadeniz. Biraz Bolu. Her şey birbirine karıştı. Peki şansınız yüzde kaç? Onu bilemiyorum. Yani %75'de. Yani sonuçta kendime güvenerek geldim. Ya, turu geçecek misiniz? İnşallah geçeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyoruz Türkiye? İstanbul'dan. Neresinden? Fatih. Fatih'ten geliyorsun, güzel. Kaç yaşındasın? 82 kimlikte ama normalde 84. Karaboş. Müzikle alaka, ilgi? Müzik neden benim geliyor? Hayatım ama ben normalde devlet memuruyum. Hadi. Şanssızlıktan seçemedim, öyle diyeyim. Farklı yerde çalışıyordum. Kayıt yaptım, kaydımı dondurdum. Daha sonra devam edemedim konservatuara, öyle. Ama uğraşıyorum üniversiteden beri. Hala da belli zamanlarda sahne alıyorum. Güzel. Hangi konservatuar kazanmıştın? İstanbul Üniversitesi opera bölümünü. Opera bölümü. Hı-hı. Şimdi de türkü söyleyeceksin bize. Ya etnik müzik diyelim, birçok dilde söylüyorum. Çok güzel. Ne hazırladın bize bugün?
Ben çok sevdiğim bir şarkı vardı. Arkadaşlar da onu söyle, onu söyle deyince aklıma ilk geleni onu söyleyeceğim. Başlayayım mı? Buyur, lütfen. Bir ay doğdu, niye doğdu? Beni kederlere boğdu. Yokluğun ömrümü sardı. Tütün bastım, ay yarama vay. Yokluğun ömrümü sardı. Tütün bastım, ay yarama vay. Teşekkür ederim Türkan, ağzına sağlık. Teşekkür etnik ederim. Etnik müzik yapıyorum dedim, başka dillerde de şarkı söylüyorum dedim. Söylüyorum. Merak ettiğim için soruyorum. Başka hangi dillerde şarkı söylüyorsun? Rumca söylüyorum, Ermenice söylüyorum. Beni en çok zorlayan dil Çerkezce, onlarda da söylüyorum. Çok güzel. Almanca var. Şu an sayamıyorum da Lazca. İşte böyle birçok etnik dilde söylemeye çalışıyorum. Çok güzel, çok iyi. Dinleyelim mi? Evet, ben de aynısını. Merak ettim açıkçası ben de. Mesela en zorlandığım Çerkezce ama çok az şu an aklımda, hani. Tamam, olduk. İstediğini söyle o zaman. Yani onu çok az olacak. Olsun. O isterseniz duymak onu istedim. Ya da hani bildiğin da bildiğim bir şey. Rumca bilin. Dediniz, bir de Rumca vardı. Rumca okusun olmaz. Olur hiç. Fark etmez. Çok az ama hatırlıyorum. Artık ben hani çok sahne almadığım için şey yapmıyorum ama söyleyeyim. Çok tamam, az hatırladım. Tamam. Matra tramma tayorika, matra tramma tayorika, apropos no yenese, apropos no yenese, zahoroha mondahira, zahoroha mondahira. Bu kadarını hatırlıyorum. Olsun. Heyecandan da olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ayağına sağlık. Bir şey soracağım. Bu ilk okuduğunuz etnik müzik nereye ait? Bu Rumcaydı. Yok, en başta ilk okudunuz ya. Okuduğum etnik... Bir ay falan da... O etnik değildi. Yani türküydü. Nerenin türküsü? Ya Seyduna türkülerinde Tunay Bozyiğit'in bir eseriydi. Hı hı. Ayrılık da sevdadandır diye. Anladım. Yani istiyorsanız Zazaca söyleyebilirim. Ezberimde evet, bir tane Zazaca da okusun. Ben bir söz olarak isteyeceğim. Sene hayde de payzo Gonya goste to brezo te 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 veke te 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 rendeke we tene hayde de paizo gonya goste to brezo te 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 veke Tevtevtevlekevi. Ağzına sağlık. Aslen nereliydi? Aslen Tunceliyim ben. Ha, teşekkürler. Çok güzel. Pek teşekkür ederiz. Ben teşekkürler canım. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. Yani şimdi çok şey, köşeli bir ses. Ondan özgün sonra, daha özgün. Tarzda. Yani aranan kriterler içerisinde böyle bir şey var mı yok mu, bence bilmiyorum. Yani ses yarışması ama ben bir türkü tadında bir şey alamadım. Türküler söyle ses yarışması zaten. Hı-hı. Peki ama... Ses tonu falan güzel mi? Bence de ses tonu güzel. Ses tonu güzel. Okumaları da zaten tarzı farklı olduğu için bir renk olabilir yarışmaya bence. Geçmiş olsun. Şöyle alayım. Nasıl geçti? İyiydi, güzeldi. Heyecan vardı biraz. Şöyle çok mu heyecan yaptınız? Biraz. Sesiniz titredi mi heyecanla? Evet. Jüri nasıl buldu sizi peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. İddianız yüzde kaç peki? Finale kalabilecek misiniz? Ben sesime güveniyorum ama jürinin de görüşleri önemli tabii. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sazla görünce böyle bir daha böyle bir size sıcak davranmamız geldi. Çünkü ben de saz çaldığım için. Ne güzel. 35-40 senedir nacizane birazcık bağlama işgal ettiğim için. Siz ustasınız. Biz daha... Estağfurullah efendim. Usta yok. Bizim ustamız hocalarımızdı. Biz de usta olamadık da. Hazırlamış olduğum iki tane eser var. Bir tanesi Neşet Ertaş'ın, ölümsüz sanatçımız Zahiden. Güzel. Hı-hı. Diğeri de Karacaoğlan'dan Esti Seheryeli. Ha, güzel. Hadi bakalım. İki farklı yeri. Bir dinleyelim bakalım.
Zahidem go. Hanım, yine bir laf duydum. Zahidem bu hafta oluyor. Bağla diye kırık havaya bağlayalım şimdi. Hazırlamış olduğum ikinci esere girsem olur mu? Tabii tabii, onu diyorum zaten, ona bağlayayım. Her yeri söküldü seller. Gidiyorum kömür gözlüm ağlama. Ağlamanın vakti geçti ne çare. Kemend atıp yollarımı bağlama. Kemend atıp yollarımı ağlamanın vakti geçti ne çare. Ağlamanın vakti geçti ne çare. Kemend atıp yollarımı bağlama. Kemend atıp yollarımı. Ağzına sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel türkülerimiz var bizim ya, değil mi? Türk halk müziği çok bambaşka güzel. Bir şey yani. Bambaşka bir şey. Umman. Peki, sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Yok, teşekkür ederiz. Başak Hocam. Teşekkür ediyoruz. Güzel, teşekkür ediyoruz Mesut. Mesut Bey merhabalar. Merhaba, sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim. Heyecanlı mıydınız? Ayaklarımı titrediğini hissettim sadece. Bayağı bir heyecanlıydınız yani. Heyecan ayağıma vurmuş. Neşet Ertaş'tan bir eser seslendirdiniz. Zahide'mi söylemiştim. Niçin Neşet Ertaş? Neşet Ertaş benim idolümdür. Hoş geldin. Orhan, okuyor musun? Okuyorum. Neredesin, ne okuyorsun? Düz lise. Lisedesin. Evet. Ne kadardır bağlama çalıyorsun? 3 senedir çalıyorum. Ders aldın mı yoksa hani böyle kulaktan mı öğrendin? Emre Saltık Yönetimi ile Arif Sen Müzik kursundan almıştım ben. Hep Arif Hocam. Devam ediyorsun. Evet, devam ediyorum. Nerelisin? Tokat. Nerede oturuyorsun? Burada İstanbul'da. Bağcılar'da. Bize ne çalacaksın şimdi? Bugün Canan geldi bize. Hadi bakalım dinleyelim. Bu arada Bağcılar'dan Yeni Bosna'ya geliyor bir emekçi. Müzik.
Bugün canan geldi bize, dudak sakin diller meze. Bugün canan geldi bize, dudak sakin diller meze. Yarim tazelerden taze, koklamaya kıyamam ki. Yarim tazelerden taze, koklamaya kıyamam ki. Kimleri dinliyorsun sanatçılardan? Ali Kuzultu, Kıvırcık Ali, Gülcan Koç, Kıvırcık Ali. Mesela okula giderken Walkman'inde, kayıt aletinde hangi sanatçılar var? Kimleri dinliyorsun? Genelde. Hep türkü mü dinliyorsun genelde? Evet. Genelde. Başka ne dinliyorsun? Ne tarz? Başka hiç dinlemiyorum. Hiç dinlemiyorsun. Halk müziği. Halk müziği dinliyorsun. Peki okulda çalıyor musun? Okulda çalıyorum. Hoşlarına gidiyor mu arkadaşların, evet, bu tarz? Evet, çok beğeniyorlar. Teşekkürler. Gitmek zorunda hocam ya. Türküyü beğenmeyecek adam. Yok hayır. Şimdi okuldaki ilk öğretimlerdeki öğrenciler öyle. Türkü dinlemedikleri için çoğu tanımıyor. Evet yani liselerde de öyle. Öğrencilerimiz Aşık Veysel'i bile tanımıyorlar. Aileler bu konuda biraz daha bilinçli davransa bizim için iyi bir gelecek değil yani halk müziği adına. Konservatuarlarda bile var yani. Batı müziği eğitim veren konservatuarlardaki öğrenciler türküyü nedir bilmiyorlar. Yani işte kendi kültürümüzü yitiriyoruz. Birebir şahsen şahit olduğum kişiler var, öğrenciler. Türküyü, Karadeniz türküsü o nasıl diyor, ne demek diyor yani. Konservatuar. Peki başka okumak istediğin bir türkü daha var mı? Böyle değişik, hep aynı mı? Ha, uzun hava okuyacaksın. Tamam. Kısa bir şey alalım. O dağları sırtıma sarmış gibiyim. Yıllar gizli gizli neler götürmüş. O dağları sırtıma sarmış gibiyim. Yıllar gizli gizli benden neler götürmüş. Bir tırın altında kalmış gibiyim. Yıllar gezi gezi benden neler götürmüş. Yıllar gezi gezi benden neler götürmüş. Bir tırın altında kalmış gibiyim. Yıllar gezi gezi benden neler götürmüş. Yıllar gezi gezi benden neler götürmüş. Çok teşekkürler Orhancığım. Devam et. Türkülerden ayrılma. Nasıl yani severim ben Turan Engin'in sesini. O daha böyle türküye girmeden benim gözlerim dolar ya. Yaşıyor, yaşıyor. Tabii, Allah gani gani rahmet eylesin. Şansını nasıl görürsün? Ya bilmiyorum, her şeyi Allah'ın... Şanslı mısın? Yok, fazla değilim. Şansıma güvenmiyorum ama Allah'ın takdiri. Geçebilir misin elimi? Büyük bir ihtimal geçerim.